Bakın bir rapor var. 2016 aile yapısı araştırmasına göre %18 civarında 18 yaşında altında evlilik var. %60 oranında görücü usulüyle evlilik yaşandığı, %23 oranında da hala akraba evliliklerin devam ettiği görünüyor. Kendi görüşü sorulmadan ailesinin kararıyla evlenen kadın oranı ne kadar biliyor musunuz? %15. Bu rakamlar aslında sadece yansıyanı, ama bu rakamlar şunu da gösteriyor. Evliliğin yapısında bir sorunumuz olduğunu gösteriyor. Boşanmanın köklerinin evlenme aşamasındaki koşulların olduğu gerçeğiyle de bizi yüz yüze bırakıyor. Kadını ikinci sınıf gören zihniyetle, kadını yok sayan zihniyetle yüzleşmek zorundayız. Yalnızca uygulama hatalarıyla da değil, iktidardan ve söylemlerinden kaynaklı sorunlarla da yüzleşilmeli. Ama bu da yeterli değil. Toplumsal algıyla ve bu zihniyetle de yüzleşmemiz gerekiyor. İşte bu raporda olmayan budur. Kolaycılığa kaçılarak tüm sorunlar medya, eğitim gibi belli kaynakların üzerine yıkılmış. Ben demiyorum ki bunlar etken değil. Tabii ki çok önemli. Muhakkak ki etken. Ama sorunların asıl kaynağı zihniyettir. İster dirsel anlayıştan olsun, ister kültürel farklılıklardan olsun, isterse gelenekten olsun, kaynağı ne olursa olsun, şu an toplumda kadınla erkeğin eşit olmadığına dair çarpık, yaygın bir anlayış vardır. Bir de bunun üzerine kadınları sadece iyi eş, iyi anne, iyi ev kadını olarak gören bir yönetim şekli hüküm sürülürse, bunun üzerine eklenince de o zaman kadınlar için hayat yaşanmaz bir hale geliyor. Bu raporda değerler eğitiminden bahsediliyor değerli milletvekillerim. Tanımında da deniliyor ki aile içi rollere dönük farkındalıktan söz ediyor. Nasıl bir farkındalıktır bu? Nasıl bir değerden söz ediyoruz? Kadınla erkek eşit değildir fitrasa ters anlayışının farkındalığı mı? Ya da anneliği reddeden, evine çevirmekten imtina eden kadın iş hayatında nasıl başarılı olursa olsun yarımdır, eksiktir anlayışı mı? Kadın evinin süsüdür farkındalığı mı? Herkes içinde kahkaha atan kadın iffetsizdir farkındalığı mı? Ve daha sayamadığım yüzlerce kadını yok sayan, ikinci sınıf gören bir zihniyetin, anlayışın farkındalığı mı? Bakın, 493 sayfalık raporda yalnızca 1,5 sayfa toplumsal farkındalık ve zihinsel dönüşümü başlığı altında toplumsal farkındalık ve zihinsel dönüşümün sorununun çözümünde eğitim ve medyadır diyorlar, başlıca unsur. Kendi içinde eksiklik olmakla beraber bence yanlış bir değerlendirme değil, ama asıl sorun hayata nasıl yansıdı? Bizi ilgilendiren kısmı burası. İzninizle ben size bir örnek vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlattığı ders programında kadının aile reisine itaat etmesi gerektiği, iffetli kadının ancak evlenerek, iffetin ancak evlenerek korunabileceğine, ateist veya diğer dinlere mensup kişilerle yapılan evliliklerin kabul edilemez olarak değerlendirildiğine, küçük yaşta evliliklerin örf gereği olduğuna yönelik ifadelerim var. Bu ifadeler Talim Terbiye Kurulu Başkanı, ben size gönderirim değerli milletvekili, Alparslan Durmuş tarafından da savunulabilmekte. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hani hangi toplumsal zihniyeti değiştireceksiniz bunlarla? Böyle eğitim vererek nasıl bir zihniyet değişikliği sağlayacaksınız? Eski medeni kanunda bile itaat kelimesi geçmezken, çocuk evliliklerini, erken yaştaki evliliklerin önüne almak için uluslararası sözleşmelere imza atmışken, ders programlarında böyle bir müfredatın, böyle ifadelerin konulması ne anlama geliyor sizce? Bunlar yalnızca laiklik ilkesine aykırı olduğu için yanlış değil, aynı zamanda imzamız olan uluslararası sözleşmelere de aykırı. Çünkü onlarda toplumsal cinsiyet eşitliği denir. Eşlerden birinin ötekine itaat etmesini önerdiğiniz bir müfredatta bunun artık farkındalığını, eşitliğini sağlayamazsınız. Amaçlanan kadınların haklarını korumak da değil. Amaçlanan belli, amaçlanan medeni kanununda düzenlenen tüm alanların dini kurallara dayanan bir sisteme dönüştürülmesi. Laiklikle, cumhuriyette bitmeyen bir hesap var. Ama bu arada da kadınların hayatı zorlaşmış. Toplumsal zihniyet daha da güçlenmiş, umrunuzda değil. Çünkü kadınlar umrunuzda değil. Kadın hakları denilince, kadın hakları
eşitliği denilince bir alerji ortaya çıkıyor. İsteniyor ki kadınlar sesini çıkarmasın, hak, hukuk, eşitlik demesin. İsteniyor ki kadınlar hayatı beraber kuruyoruz, nimetleri de eşit paylaşıyoruz demesin. İsteniyor ki kadınlar bu benim bedenimdir, benim kararım, size ne demesin, ama diyorlar. Ve diyecekler. Bakın, günlerdir kadınlar sokaklarda hakları için mücadele ediyorlar. Bu düzenlemeye karşı seslerini çıkarıyorlar. Çünkü bunun getirebileceğini öngörebiliyorlar. Laikliğin, layık devlet düzeninin tek koruma duvarı olduğunu biliyorlar. Kadınlar sadece kendi hakları için mücadele etmiyorlar. Kız çocukları için, onların geleceği için, eşit özgür olabilsinler diye mücadele ediyorlar. Siz duymuyor olabiliyorsunuz ama haklılığın sesi eninde sonunda en sağır kulakta bile yankılanacaktır ve sizlerin kulaklarınızda da yankılanacaktır. Değerli milletvekilleri, ülkemizde kız çocukları nesiller boyunca süren eşitsizliğin gölgesinde büyüyorlar. Gelenek deniliyor, töre deniliyor, din gerekçe gösteriliyor, yok sayılıyorlar. Ne mirastan ne de eğitim hakkından yeterince faydalanamıyorlar. Çocuk yaşta evlendiriliyorlar. Kendileri çocukken çocuklarını kucaklarına alıyorlar. Sizler aynı sonuçları doğuracak düzenlemelerin altına imza atmayın. Israrla kız çocuklarının, kadınların dezavantajlı duruma düşürecek uygulamaların altına imza atmayın. Artık bakın 21. yüzyıldayız. Devran artık böyle dönmüyor. Suyun akışını tersine çeviremezsiniz, döndüremezsiniz. Ülkenin yarısını yok sayarak ayakta durabilmiş, varlığını sürdürebilmiş tek bir ülke yok dünyada. O yüzden bunu size bir şey anlatması lazım ve bundan sonraki iktidar politikalarında buna göre değerlendirmemiz lazım.